Vallahi bu sevda işte beni sanatseverliğimle başladı. Fakat çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok fedakarlık etmek gerekti. Benim galeriyi çalıştırdığım şekil biraz tamamen yaşamdan kendimi soyutlamam, uzaklaştırmamla oluyor. Ne saatim var, ne gecem var, ne gündüzüm var. Çünkü kolay değil. Çok fazla elemanla çalışmıyoruz. Galerilerin böyle bir şeyi yok. Hani bütçe kolaylıkları yok. Fedakarlık istiyor. Öyle işte yani. Ama geçti. Benim o sevgim yendi o zorlukları. Bu zorlukları yenmek için inatla, sabırla, çok sabırlıyımdır. Sanatçılarımın da desteği oldu tabii. Bugün bu akşam burada bir sürüsünü görebiliyorsunuz. 30 senelik olan var, 26 senelik olan var burada. Halbuki şeyde 28 senelik olan da var, Hüseyin Ertunç falan. Böyle işte birlikte bir aile gibi yaşamı sürdürdük. Böyle güzel koleksiyoncularımız da var. Şöyle ne bileyim. Hepsinin desteği, hepimiz bir aile gibiyiz yani. Evet. Sağ ol Hilmi'cim. Teşekkür ederim. İşte öyle. Bugün Tem Sanat Galerisi'nin 30. yıl dönümü, aynı zamanda benim Gölge Bellek isimli sergimin de açılışını yapıyoruz. Bu açıdan benim için şanslı bir zaman diye düşünüyorum. Resimlerimde yıllar önce ben kavram olarak dördüncü katman, dilin söyleyemedikleri ya da izler, gölgeler diye sergimin yanı sıra şimdi de Gölge Bellek diye bir sergi başlığım var. Başından beri 90'lardan bu yana bir analiz yaptığım zaman demek ki bellekle ilgili bir sorunsalı tartışıyorum kendi içerisinde. Bir açıklama yapmak gerekirse belki tarihsel sürece bakıyorum. Tarihsel süreçte işte 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarına doğru hafıza ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve bunun daha çok psikoloji, algısal psikoloji paradigmaların içerisinde ele alındığını görüyorum. Daha sonra 20. yüzyılda bu nöroloji, algısal nöroloji ve psikoloji alanı içerisinde ortak bir çalışma ve günümüzde de algısal nöroloji altında yapılan onun bir dalı halinde devam ediyor. Şimdi bilimsel açıdan baktığımda şöyle bir şey var. Bunu sanatsal alanla özdeşleştirmek için söylüyorum. Belleğin oluşumunun 3 aşaması var. Bir tanesi kodlama, ikincisi depolama, üçüncüsü de geri çağırma diye bilimsel açıklamalar var. Ben bunu sanatla özdeşleştirdiğimde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kodlama aslında sanatçının bireysel olarak varlığı, çünkü bilginin sahibi olan, bilginin donanımı olan obje olan, suje olan sanatçının kendisi. Depolama doğrudan doğruya sanat eserinin bizzatı kendisi. Çünkü zaman içerisinde katman olarak bir araya gelen katmanlar, imgelerin taşıyıcı alanı olan yüzeyden bahsediyoruz. Üçüncüsü ise geri çağırma. Geri çağırmayı da ben izleyiciyle biraz özdeşleştiriyorum. Çünkü izleyici hayal gücü, bilgisi, entelektüel bilgisi ve de duygulanımla sanat eserine yaklaşıp oradan imgelenim çıkaran kişi olduğu için de o da geri çağıran kişi olarak tarif ediyorum. Hayal gücünü burada belki biraz devreye sokmak lazım. Çünkü özellikle sanat algısında çok önemli bir şey imgelenimde. İmgelenimimizde hayal gücümüz bize sonsuz olanaklar sunan bir şey. Ben de izleyicinin
hayal gücünü, imgelenimdeki hayal gücüne daha şiirsel bir izlek kullanarak kurgulamaya çalışıyorum. Bunu yaparken de tekstürü kullanmaya gayret ediyorum. Tekstür eğer düşündüğümüz zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Resimlerimde özellikle yoğun olarak kullandığım için söylüyorum. Doğaya baktığımız zaman tekstür aslında zamanın hikayesini ve geçmişi tarif eden bir şeyi var. Bizi kendisine çekmesinin sebebi de şiirsel olarak katman katman bir araya gelmesinden oluştuğu içindir. Öze dair, yaşama dair, geçmişe dair ve de duyumsamaya dair çok şey içerdiği için aslında en önemli ögelerden bir tanesi doku dediğim şey benim resimlerimin ana malzemesi. İkincisi ise resimlerde silik solukta olsa zaman zaman imgelerin varlığı gözlemleniyor. Bunlar gölge olarak ve iz olarak resimlerimde görülebiliyor. Bunu belki sandalye imgesiyle çok fazla kullandığım için tarif edebilirim. Çünkü bunların simgesel anlamlılığı var. Sandalye benim için statü, güç ve iktidar gibi iç dinamikleri güçlü olan statik kavramların bir göstergesi, bir simgesi halinde resimlerim üzerinde var. Ancak benim resimlerimde doğrudan kendisi olmadığı için gölge o statüleşmenin ötesine geçerek artık bir geçmişi tarif eden, bir hayal gücünü tarif eden bir hale geliyor. İki tavırda kullanıyorum bunu. Bir beyaz gölge, bir de siyah gölge olarak tarifledim. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı. Bir tanesi siyah gölge bedenin uzantısı, beyaz gölge ise zihnin uzantısı olarak tarifleyebilirim. Siyah gölge ışığın denetiminde olan, kendisini ışıkla var eden ve onunla vücut bulan, boyut kazanan bir durum. Oysa beyaz gölge tam tersi akılla ve sağduyuyla ortaya çıkan, onun denetiminde olan ve yüzeyinin de iz bırakarak onunla bütünleşen bir durum yaratıyor. Benim belki de söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu, resimlerime bakarken imgenin silikleşip yok olması ya da katmanların arasına saklanmasından dolayı şunu belki izleyiciden bekliyorum. Bedenleriyle görmeye çalışırsalar kendilerine ait imgeler bulabileceklerine inanıyorum. Soylu bir sanatçı demem lazım. Pek alıştığımız resimlere benzemiyor. Son derece naif ama aynı zamanda çok duygusal nitelikler içeriyor ama yalınlığından asla ödün vermeyen bir resim. Görüyorsunuz şurada bir tek çizgi, bir tek leke, bir anlamsız gelebilecek bir şeyler var ama resmin bütününü görmek lazım. Yoksa artık eski devirdeki gibi elmalarla, armutlarla bu işler olmuyor. Bir bütün, bir büyük olayı anlatıyor bu resimler. Yoksa eskiden bambaşkaydı. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi bir çizgi, bir leke, bir iki yerde bir damlatılar, renkler var. Bunlar bir coşkuyu da ifade ediyor ama asıl amacı sadelikten, yalınlıktan ödün vermiyor. Resim sanatı zaten sadece bir hikaye anlatmaktan ibaret değil. Asla o değil. Objelerden ibaret değil. O hatta biliyorsunuz kimi ustalar objeler benim resmime zarar veriyor derler. Burada da hiçbir şey yok bizi çekecek. Ancak biz kendi birikimimiz oranında bu resimlere yakınlık duyabiliriz. Onun için iyice bakmak, iyice yargılamak durumundayız. Genç kuşak sanatçıları içinde Deva Bilkara'nın çalışmalarını ben uzun bir zamandan beri yakından izlemekteyim. Şöyle diyebilirim, genç kuşak içinde yolunu bulmuş, tekniğini, duyarlılığını kavramış sanatçıların başında gelen isimlerden biridir Deva Bilkara. Aşağı yukarı 25 yıldan beri kişisel sergiler yapıyor, karma sergilere katılıyor. Tem Galerisi'nde düzenlediği sergide yer alan resimleri için birkaç şey söylemek isterim. Bir kere Deva Bilkara
soyut tarzda çalışan bir sanatçı. Ama soyut biraz bulanık bir kavram. Yani bugün her türlü resim için doğadan belli ölçülerde kopuk ya da belli ölçülerde doğayla bağı olan resimler için kullanılan bir deyim. Ama Devabil Kara'nın soyut resimlerinde tamamen sanatçının kendine özgü bir tekniği, bir bakışı, bir yorumu var. Bu yorum tamamen Devabil Kara'ya özgü bir yorum ve bu resimler her yerde Devabil Kara'nın adını çağrıştırır. Genel olarak baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Bu sergide özellikle benim dikkatimi çeken renklerde daha azalma var, daha yalınlaşma var, daha monokrom resimlere doğru, tek renkli resimlere doğru bir gidiş var. Fakat bir yandan akrilik tümüyle çoğu tek yönlü olarak akrilik, bir bölümü de selüloz ve akrilik karışımı teknikle yapılmış olan resimler. Yani tuval üzerinde bu malzemeyi kullanarak, bu akrilik ve selüloz malzemeyi kullanarak bir tür pütür yaratıyor resimimiz tuval üzerinde. Pütür yani dalgalanma yaratıyor. Yani aynı rengin içinde, monokrom resmin içinde bu dalgalanma resme bir boyut kazandırıyor. Yeni bir boyut kazandırıyor. Bir isim vermek gerekirse ben kendimce şöyle bir isim kullanıyorum Devabil için. Bu bir trükaj resmidir. Trük dediğimiz şey nedir? Resim üzerinde fırçayla veya başka bir malzemeyle tuval üzerinde bir takım yeni biçimler yaratmak. Yani bu renk monokrom bile olsa bu pütürlenme veya bu dalgalanma resmin üzerinde bir yeni boyut yaratıyor. Resme yeni bir kimlik kazandırıyor. Bu kimlik tamamen Devabil Kara'nın kendi yorumuyla, kendi buluşuyla, kendi bakışıyla elde ettiği bir sonuçtur. Bu bütün resimlere yayılıyor ve bütün resimlerde, şimdi benim önünde oturduğum resim özellikle bu zemin üzerindeki buluntuları, zemin üzerindeki pütürleşmeleri ortaya koyan bir teknik. Ve bu renge fazla gitmiyor. Rengi alabildiğine, olabildiği kadar en aza indiriyor. Hatta demin dediğim gibi bazen monokrom resim düzeyine geliyor. Ve bu resimlerde tamamen Devabil Kara'ya özgü bir teknik gündeme geliyor. Bu gündem, bu teknik tamamen Devabil Kara'ya özgü bir tekniktir. Kullandığı demin söylediğim akrilik veya akrilik selüloz karışımı bir teknik. Bununla resmin yüzeyi üzerinde kendine özgü bir türk yaratıyor, bir zemin katmanı yaratıyor. Ve bu resme yeni bir hava getiriyor, yeni bir yorum katıyor. Bu resmi ilginç kılan da o. Yani tamamen hiçbir ara malzemeye gerek duymadan, doğanın biçimlerine ihtiyaç duymadan tamamen Devabil'in kendi görüşüyle, kendi tekniğiyle oluşturduğu bir üslup diyebilirim. Tem Sanat Galerisi 30. yılını kutluyor. 30. yılını kutluyor. Evet, yani Besicecan faktörü tabii, nasıl değerlendiriyor? Şöyle değerlendiriyorum. Besicecan'ın galerisiyle, Tem Galeri'yle benim yakın ilgim var. Tem Galerisi'nin mesela şu anda Ömer Kaleşi'nin sanatıyla ilgili olarak bir Fransız yazarın yazdığı bir kitabı ben çevirdim. Yeni yayınlandı. Yani şu günlerde piyasaya yeni çıktı. Piyasaya değişim, yani Tem yayınlıyor tabii ama piyasaya belki çıkması, herkesin görmesi pek mümkün olmayan bir kitap. Şunu demek istiyorum. Yani Tem hem sanatçıları seçiminde çok hassas davranıyor, çok duyarlı davranıyor, iyi isimlere sahip çıkıyor. Belli sayede bir kadro üzerinde çalışıyor. Yani Tem'in sergilerini yaptığı sanatçı kadrosu sınırlı bir kadro. Bunun dışına pek çıkmıyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü her galeriden bu beklenir. Her galeri her başvuran kişiye sergi yaptırmamalı. Böyle bir şey yok. Böyle bir gerek yok. Bunu çok iyi yapıyor Tem. Ve böyle yaptığı için de Devabil Kara'nın sergisinde olduğu gibi kendi seçtiği, kendi tercih ettiği sanatçıların sergisini yapıyor. Bu 30. yıla gelmiş olan bir galerinin isabetli, tutarlı davranışının veya tutarlı gözleminin bir sonucu diye düşünüyorum. O bakımdan 30. yıl için uygun bir sergi olmuştur Devabil'in sergisi. Devabil'i kutluyorum ve bundan sonraki sergilerin de mutlaka bu kalitede olacağına hiçbir kuşkum yok. Böyle gidecek ve hep Devabil Kara'nın sergileri benim
ilgimi çeken sergiler olacak. Burada gördüğüm o.